Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Biraz fazla daldık. Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne oluyor? Efendim Adalet Kalkınma Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne yapacak bu memur maaşları meselesini, emekli maaşları meselesini? Hayat pahalılığı giderek artıyor. Benzine yeniden zam geldi. 38 lira sınırına dayandı. Biraz fazla kaosa girdik galiba. Biraz kafamızı kaldırıp etrafımıza bakalım. Çünkü Türkiye'yi ilgilendiren önemli gelişmeler oluyor yurt dışında. Nasıl geçen hafta Afrika'daki Nijer'deki darbeyi ve Türkiye'ye muhtemel etkilerini, ilişkisini anlatmıştık. Şimdi daha da örneğin bir tanesi Türkiye'deki ekonomiyle ilgili. Yani biz hep milli para birimiyle ticarete başlayalım derken el alem başladı. El alem başladı. Hindistan ve Çin örneklerini vereceğim. Petrol ve doğalgaz konusunda Türkiye neden başlayamıyor? Bunu da söyleyeceğim. Bu bir. İkincisi, Rusya-Ukrayna savaşında hani Türkiye çok eşsiz bir konumda. Tahıl anlaşması vesaire hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkisi var. NATO üyesi olduğu halde fakat NATO Genel Sekreterinin yardımcısı öyle bir açıklama yaptı ki ortalık karıştı. Yani dedi ki tabii ben öyle yapsınlar demiyorum ama Rusya ile Ukrayna barışırsa yani Ukrayna Rus işgali altındaki toprakları bırakırsa demek istiyor. Anlaşmada olabilir, niye olmasın filan dedi. Bu ortalık karıştı. Biraz ona geleceğim. Türkiye'ye etkilerine geleceğim. Üçüncüsü sadece Türkiye'yi değil, bütün insanlığı ilgilendiren bir konu ve oradan başlayacağım. Afganistan'da Taliban rejimi var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Vietnam'ı, Irak'ı filan da yaptığı gibi Afganistan'da hani karıştırdı gitti. Karıştırdı gitti. Taliban rejimi iş başında. Taliban rejimi için kadın yok hükmünde. Hani bizde böyle kadının adı yok falan. Öyle böyle değil. Kadın yok. Tamamen siliyor. Önce işte kız çocuklarına okulu yasakladılar. Sonra çalışma yasağı vesaire falan üst üste geliyor. Birleşmiş Milletler Afganistan yönetiminin, Taliban yönetiminin kadınlara karşı tutumunu, ayrımcı tutumunu, yani bir yeni kavram ortaya çıkıyor. Cinsiyet ayrımcılığı, apartheid denirdi ya işte Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beyaz siyah ayrımına apartheid. Cinsiyet ayrımcılığı artık kendi ülkesindeki şeyleri saymıyor. Yani kadınlar bir eşya gibi yani sadece çocuk doğuran ve eve bakan eşya konumunda. İşte Birleşmiş Milletler bunu insanlığa karşı işlenen suçlar olarak ilan etti ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Taliban yönetimini bu konuda insanlığa karşı suç işleme konusunda yargılanması gerektiğini söyledi. Türkiye'den de önemli bir ses çıktı. Bu eşitlik için kadın platformu Eşik diye bir kuruluş var biliyorsunuz değişik kadın örgütleri. Dün biraz söz etmiştim. Eşik Feridun sinirli olduğuna bir mektup yazdı. Neden Feridun sinirli olduğuna? Feridun Sinirlioğlu uzun yıllar işte hatta bir dönem bir seçim döneminde kısa birkaç ay Dışişleri Bakanlığı da var. Dışişleri Müsteşarlığı. Daha sonra işte Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği yaptıktan sonra emekli oldu ve Birleşmiş Milletler'de önemli bir görev üstlendi. Bu görev Afganistan Özel Koordinatörlüğü. Bir rapor yazacak Afganistan'daki durum üzerine. Birleşmiş Milletler de buna göre bir tutum alacak. O raporu Ekim sonunda teslim edecek. Sinirlioğlu Eşik dedi ki Feridun Sinirlioğlu'na yazdığı mektupta Afganistan'da kadınların durumu felaket. Felaket lütfen raporunuzda buna da yer verin. Ben Sayın Sinirlioğlu'nu aradım. Dedim ki böyle böyle aldınız mı mektubu? Aldım dedi. Dikkatle okudum dedi. Bunlar zaten Birleşmiş Milletler'in hassas olduğu konular. Bizim talimatnamemizde de var dedi. Yani kadınların uğradığı zulüm, resmen zulüm boyutlarında bu artık. Yani başka herhangi bir şeyle açıklanamaz. Sadece kadın oldukları için cezalandırılıyorlar bu hani Taliban rejimi konusunda, Taliban rejimi tarafında. Yani Taliban rejimi Müslümanlığın öyle bir tarifini yapıyor ki sadece ve sadece erkeklerin bir hakkı var ve kendi gibi kendileri gibi olan erkeklerin bir hakkı var. Yani mesela ben sakalsızım ya onlar için zinhar makbul değilim. Yani böyle bir şey var. Yani tıraşlı olmak filan da hani neyse şimdi daha fazla ileriye gitmeyeyim. Konumuzdan sapıyoruz çünkü. Fakat arkadaşlar
İşte ben dedi raporumda zaten buna yer vereceğim dedi. Afganistan'da kadınların durumu gerçekten felaket. Felaket ve hani şu anda artık hani Amerikalılar orayı dedim ya hani batırdı gitti. Batırdı gitti. Şimdi Türkiye var, birkaç ülke daha var. Orada hala işte Afganistan'da işlerin bir devlet gibi birazcık işlemesi ama buna değer mi değmez mi artık bunu da bizim yöneticilerin düşünmesi lazım. Ya da oradaki o Taliban rejimi üstlerinde bir yaptırım gücü varsa bunu hayata geçirmeleri lazım. Geçenlerde bir Afgan yetkili Ankara'daydı. İşte Hakan Fidan Dışişleri Bakanı dahil yetkililerle görüştü. Fakat hakikaten yani dünyada cehennemi yaşıyor Afganistan. Bakın özellikle kadınlar, çocuklar Afganistan'da dünyada cehennemi yaşıyor. Bu Türkiye'yi de çok ilgilendiriyor. Türkiye Afganistan'la ilişkisi olabilen çok nadir ülkelerden kaldı. İşte Feridun Sinirlioğlu önemli bir Türk diplomatı Birleşmiş Milletler koordinatörü olarak çalışıyor. Daha önce Hikmet Çetin hatırlayacaksanız NATO'nun Afganistan'daki daimi temsilcisi olmuştu. Yani bu etkiyi kullanmak lazım. Ha, diyeceksiniz ki bana ya Türkiye'deki kadınların durumu çok mu iyi? İşte İstanbul Sözleşmesi geriye alındı bir takım tarikatların, cemaatlerin filan baskısıyla. Şimdi 6284 sayılı yasa var, onu değiştirmeye çalışıyorlar. Adalet Bakanı Tunç dedi ki işte orada süreli ömür boyu nafaka meselesini halledeceğiz ama kadınları da mağdur etmememiz lazım. Bu işler böyle başlar ya, bir yerden bir çorap söküğü şey yapar, ondan sonra abi bakmışsınız. Kadının yani bu 6284 sayılı yasa yani aile içi şiddetin önlenmesi ama burada yine bir takım tarikatlar, cemaatler, bir takım gerici insanlar diyorlar ki ya bu kadınlara çok fazla şey veriyor yani erkeğin egemenliğini zedeliyor diyorlar aslında. Aslında bunu diyorlar yani erkek kadına istediği her şeyi ister yani abisi olsun, babası olsun, kocası olsun, kim olursa olsun kadının hakkı yok. Hani olmamalı. Bu kadar da bu medeni kanundur aslında dertleri ama neyse. Dolayısıyla Afganistan'da önemli şeyler var. Geliyoruz Türkiye'de hani şeyi ilgilendiren konu. Ekonomiyi ilgilendiren konu. Dedim ya hani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yıllardır diyor ki biz doları, avroyu aradan çıkartalım. Başka ülkelerle diyelim Rusya'yla, Çin'le, İran'la, başka yerlerle. Kendi milli para birimlerimiz üzerinden ticaret yapalım. Bu akla çok uzak bir şey değil. Yani eğer siz yeterince güçlüyseniz, bunu yapabiliyorsanız tabii ki muhtaç olmayın. Bütün havale işlemlerinizi, ticaret işlemlerinizi Amerikan bankacılık sistemi üzerinden geçirmeye. Yani ne güzel olur değil mi? Şimdi biz bunu yapalım diyene kadar dün Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir petrol anlaşması ilan edildi. Artık ne zamandan beri geçerliyse onu bilmiyoruz. Fakat geçtiğimiz ay, Temmuz ayında Narendra Modi, Hindistan'ın başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Muhammed Bin Zeyd'le görüşmüştü. Ondan sonra oluyor bu anlaşma. Ne kadar olduğunu duyurmuyorlar. Yani miktarını açıklamıyorlar ama Hindistan para birimi rupi üzerinden ve dijital ortamda petrol anlaşması, petrol alım anlaşması bu ilk defa yapılıyor. Ticaret hacmi Birleşik Arap Emirlikleri ile Hindistan'ın yüksek 84,5 milyar dolar ve bunun çok ciddi bir kısmı petrol ve petrol ürünleri üzerine. Biraz kuyumculuk var, mücevherat şey var. Elmas, pırlanta ticareti falan var. Ama bu önemli bir şey. Sadece o değil. Geçen ay yine Çin'le Birleşik Arap Emirlikleri arasında bu defa doğalgaz alımı konusunda bir Çin para birimi yuan üzerinden bir anlaşma yapılmıştı. Tabii bu Çin boyutlarını düşündüğünüzde sembolik kalabilir. 65 bin ton sıvılaştırılmış doğalgaz üzerinden yapılmış anlaşma. Ya peki tamam hani biz bunu dünyada en önce belki dile getiren ülkeler arasındayız. Neden olamıyor? Ya nedeni çok basit. Rus basını bile savaş içinde ama Rus basını bile diyor ki Türk lirası istikrarsız.
bu haliyle biz nasıl ticaret yapacağız Türk lirası üzerinden? Yani hakikaten ciddi bir sorun var. Tabii Rus parası ruble, ruble de bu savaş nedeniyle, yaptırımlar nedeniyle değer kaybetmiş durumda ama hani Türk lirası dünyadaki şu anda maalesef en istikrarsız para birimi, para birimlerinden biri, öyle diyelim. İşte Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı bugün yine konuştu. Her gün bir şey söylemeye başladı. Acaba Mehmet Şimşek'le aralarında böyle bir şey mi var? Görev bölümü ya da ne bileyim işte sen konuşma ben konuşayım. Rol çalınma durumu falan mı var bilmiyoruz. Yani Cevdet Yılmaz ağzını açtıkça her şey çok güzel olacak. Yani ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Orada diyor ki işte rakamlar 2 yıla düzelecek bu iş. 2026'da ancak tek haneli rakama inebilir filan deniyor. Fakat Türk lirasının bu durumu devam ettiği müddetçe aslında Türkiye'nin de yararına olacak, diğer ülkelerin de yararına olacak şekilde alışverişi dolar ya da Avrupa para birimi, avro üzerinden yapmamak, milli para birimleri üzerinden yapmak tabii ki daha avantajlı. Bu Hindistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmanın yapılan açıklamalara göre en çekici yanlarından biri neymiş biliyor musunuz? Şimdi dolar üzerinden diyelim yaptınız, Amerikan bankacılık sistemi üzerinden dönüyor her şey. Havale komisyonları var ya, yani milyar dolarlardan söz ediyoruz burada. Havale komisyonları bile inanılmaz masraf tutuyor. Şimdi hani dijital ortamda ve para birimleri, milli para birimleri üzerinden yapıldığı zaman bu anlaşma tabii bir komisyon da vermiyorsunuz. Bu aslında sadece komisyon açısından değil. Yani dolar üzerinden olmaması uluslararası ticaretin, dolarla ticaretten çıkış Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız eden bir şey. Ama ne yapalım? Hayat böyle, iş buraya gidiyor. Size bugün Türkiye'yi ilgilendiren 3 konuda bilgilendirmeye çalıştım sizi. Bir tanesi az önce dediğim gibi Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin arasında milli para birimleri ticareti. Afganistan'da kadınların durumu ve Türk Kadın Hakları Dernekleri'nin Afganistan'daki kadınların durumuna sahip çıkması, bunu Birleşmiş Milletler nezdinde eşit platformu, eşitlik için kadın platformu bunu dile getirmesi önemsiyorum. Bir de NATO'da şöyle seslerin ortaya çıkması, ya bu Ukrayna'da işgal edilen topraklarını versin Rusya'ya, onlar da kurtulsun biz de kurtulalım. Şimdi arkadaşlar bu iş bir başladı mı bitiş yeri yoktur. Bakın Gürcistan topraklarının %20 kadarı 2008'den bu yana hala Rus işgali altında. Kırım Rus işgali altında. Şimdi Donetsk, Luhansk bölgeleri işte oralar güya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Rusya da tanıdı onları filan. İşgal altındaki topraklar. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü olursa NATO diyor ki göz kırpıyor. Yani biz alabiliriz o zaman NATO'yu, Ukrayna'yı diyor. Hiç değilse daha fazla kaybetmesin diyor. Bu kapı bir açıldı mı başka kimler geçer, başka hangi ülkelerin başına neler gelir hiç belli olmaz. Ama ben bu 3 önemli gelişmeyi sizle paylaşmak istedim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.